والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز müminler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde iman-ı hakiki, iman-ı tahkiki dediğimiz iman gücünün, iman enerjisinin külliyen zerre zerre, hücre hücre ihata ettiği gönüllerin ve kalplerin, vicdanların nasıl kainatın karşısında, eşya ve hadiselerin karşısında, düşman birliklerinin karşısında, zalimlerin, tağutların, firavunların karşısında nasıl metanetle ve cesaretle dimdik kaldıklarını gördük. Bugün yine bu mevzuda iman-ı hakiki nedir? Nasıl bir metanet ve sabır tahammül istemektedir? Bu mevzu etrafında Allah'a imanın bir tahkiki şekli, bir de taklidi şekli üzerinde bir nebze duracağız. Aziz kardeşlerimiz, muhterem müminler, içinde bulunduğumuz günler iyi günler değil. Hepiniz biliyorsunuz, yeryüzü cehennem kazanı gibi kaynıyor. Müslüman memleketimiz hızla bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor. İçeride vatan hainleri var, dışarıda korkunç düşmanlar var. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı mahvetmek istiyorlar. Biz Müslüman olarak çok dikkatli, çok uyanık, son derece hadiselere, olaylara ibretle bakıcı bir tavır takınmak zorundayız. Bir takım tahriflere, kışkırtmalara, içeriden ve dışarıdan zorlamalara aldanmamak zorundayız. Gizli gizli, içten içe Müslümanları çetelere kuşatmak isteyen ve müminlerin gönüllerinde yanan iman ateşini, iman nurunu söndürmek isteyen binbir çeşit düşmana fırsat vermemek borcundayız. Ne söylemek istediğimi biliyorsunuz. Camilerimizin çevresinde de bir takım hadiseler oluyor. Fatih Camii Şerifi'nin avlusunda meydana gelen hadiseyi duymayanımız kalmadı. Dikkat etmek zorundayız. Uyanık kalmak zorundayız. Ve mevcut hadiselerden süzdüğümüz ve sezdiğimiz neticelerle İslam imanını Hazreti Muhammedül Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ahlakını başa kadar götürmek borcundayız. Bir kere şunu tereddütsüz ortaya koymak istiyorum. Bu memleket Müslümandır. Bunu hiçbir kudret inkar edemez. Hiçbir yönetim inkar edemez. Türkiye Müslümandır. Allah'ın izniyle amentü billahi ve melaiketihi esasları memlekette bir uçtan öbür uça kadar bayrak gibi dalgalanacaktır. Kimse Müslümanların şu memlekette, şunu bir bütün varlığımla söylüyorum, amentünün bayrağını, Hazreti Kur'an'ın bayrağını kimse elimizden almaya cesaret edemeyecektir. Gene bunu kesin olarak söyleyeyim. Fikir hürriyeti vardır. Vicdan hürriyeti olacaktır. Kıpkızıl bir komünist meydanda açıktan açığa komünist olduğunu söyleyebiliyor. Lenin ve Stalin gibi insanlığın kanını iten zalimlerin peşinde gittiğini söyleyebiliyorsa ben de Muhammed'in peşinde olduğumu söyleyeceğim. Ve
bu fikir hürriyetine malikim. Malikiz, korkmayınız. Hiçbir şekilde korkmayınız. Bu memleketin sahibi vardır. Bu memleketin şuuruna, huzuruna hizmet edenler vardır. Emniyet kuvvetleri vardır. Silahlı kuvvetler vardır. Korkmayın kardeşlerim. Kimse bizi parçalayamaz. Biz Müslümanlar anarşist olamayız. Biz Müslümanlar haşa katiyen komünist olamayız. Biz Müslümanların yeraltı teşkilatı yoktur. İşte teşkilatımız meydanda. Bütün kapılar açık. Erkan-ı Harbiye gelsin dinlesin. Bütün polisler gelsin dinlesin. Bütün milletler dinlesin. Bizim gizli, bizim karanlık, bizim kapalı bir emelimiz yoktur. Biz bu şehitler toprağının, şüheda toprağının birer hizmetine bakabilir değiliz. Kimse bizden korkmasın, endişe etmesin. Biz Müslümanız, elimizde topumuz, tüfeğimiz yok. Sadece kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. İşte bunun peşindeyiz. Hiçbir şekilde ben şahsen aciz kardeşiniz, perişan kardeşiniz, hayatımda hiçbir siyasi partiye kayıp olmadım. Vallahi olmamışım. Hiçbir şahsın peşinde koşmamışım. Talebeliğimden beri, 6 yaşımdan beri, babamın beni sabah namazına kaldırdığı günden beri hayatımı Muhammed'e vakfetmişim. Kimse endişe etmesin. Ve kimse hiçbir kanun merci, hiçbir savcı, hiçbir hakim, hiçbir jandarma bizim çalışmamızdan kuşkulanmasın, endişe duymasın. İslam'ız Müslüman kalmanın, Müslüman olabilmenin, Kur'an'ı yaşamanın en hakiki yolcuları halinde cennet istikametine gidiyoruz ve gayretimiz cehenneme dökülenleri cennete çevirmekten başka bir gayret taşımayacaktır. Efendiler, Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzünde ve gökyüzünde kanunlar koymuştur. Biraz buradan gireyim de meseleye geçeyim. Biz Müslümanlar eşya ve hadiselerin meydana gelişini Allah'a bağlıyoruz. Allah yarattı diyoruz. Allah yarattı. Allah'a bir imanımız var. Bu imanı söküp almak mümkün değil. İman her şeyi o yaratıyor diyoruz. Burada bu Allah'a iman, bu dini inançlar baskı altına alınamaz. Vicdanlara, yüreklere, gönüllere kimse hükmedemez. Allah imanının önüne geçilemez. Bakınız alemi İslam kaynıyor, görüyor musunuz? Amerikalıların, Avrupalıların, Moskovların imha ettik, söndürdük ve sindirdik zannettikleri Müslümanlar öyle kıyama kalktılar ki Allah ve Resulü şahit oldu bu hadiseye. Bu dini inançlar söndürülemez. Vicdanlara baskı yapılamaz. Din adamları ve İslam'ın hakikatleri bir an söndürülse, korkutulsa, sindirilse bile arkasından çığ gibi Allah'a olan iman hasat verecektir. Dini inançlar baskı altına alınamaz kardeşlerim. Bunu herkese söylüyorum. Vicdan ve din hürriyeti kısıtlanamaz. Kimse buna muvaffak olamamıştır zaten. Biraz sonra göreceğiz. Firavundan bir misal vereceğim. Yüreklerimizi takır takır parçalayacak. Firavun namındaki korkunç, Allah'ın kitabında lanet altına alınmış bir yönetim kadrosundan bahsedeceğim. Firavunlar kadrosu. Yeryüzünde Allah-u Teala'nın kanunları var, hesaplı, planlı. Biz bunların izahını Allah-u Teala'ya bağlıyoruz. Ve huve ala kulli şeyin kadir noktasında büyümüyoruz. Bakınız, bu imanımızı, bu ölçüleri, hakikatleri anlatmaktaki maksadım, hakiki imanı ve istidlali delil suretiyle ve kainata hükmeden hikmetin sırrını ortaya koymak için biraz tabii meselelerden, tabiat aleminden misal vermeden iman mevzuna geçmeyeceğim. Tabiat hadiseleri.
Efendiler, tabiat dediğiniz, tabiat dediğimiz, gözlerimizin gördüğü, ellerimizin tuttuğu alemdir tabiat. Hani Cenab-ı Hak insana 5 tane duyu, duygu organı vermiştir. Görmek için gözümüz vardır. Koklamak için burnumuz vardır. Tadına bakmak için ağzımız, dilimiz vardır. İşitmek için kulaklarımız vardır. Tutmak için katı mı, sıvı mı, yumuşak mı, sert mi anlamak için ellerimiz vardır. 5 duygu organı diyorlar buna. Havası hamse. 5 tane insanın tabiatı anlayabilmesi için vasıtası. Göz, kulak, burun, dil ve el dediğimiz vasıtalarla tabiatı telakki ediyoruz. Ondan sonra tabiatta mevcut olan gözlerin gördüğü, ellerin tuttuğu hadiseleri, eşyayı, maddeyi akıl planında düşünüyoruz. Akıl hepsini süzgecinden geçiren bir cihaz. Akıl düşünen bir kudret. Akıl anlayan bir kudret. Akıl sebepleri bulan bir sır. Akıl eşya ve hadiseleri çözüm çözüm ortaya koyan bir harika varlık. Akıl. Onu işleteceğiz. Akıl ister istemez Allah'ı bulacağız. Allah'ın bir olduğunu ve mutlaka var olduğunu bulacaktır akıl. Cenab-ı Hak aklın çalışmasını ve çalıştırılmasını emrediyor. Efela te'akilûn. Aklınızı işletmiyor musunuz diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Eferaytum mâ tehrusûn. Entüm tehlukûnehu em nehmul hâlikûn. Akıllarınızla hayatı, maddeyi, eşyayı incelemiyor musunuz? Kimya laboratuvarlarında, kimyahanelerde tabiat unsurlarını incelemiyor musunuz? Hava nedir? Su nedir? Toprak nedir? Demir nedir? Fosfat nedir? Kalsiyum nedir? Karbonat nedir? Magnezyum nedir? Bütün kimyasal ve fiziki hadiseleri incelemiyor musunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Akıl borcu. Akıl çalışınca Hazreti Allah'ı bulacaktır Celle Celaluhu. Akıl çalışınca Allah'ın birliğini anlayacaktır. Kainata hükmetmekteki ilahi kudret yakalayacaktır. Akıl. Biz akıllara hitap ediyoruz. Bakınız şimdi bir misal vereceğim tabiattan. Ve mutlaka hafızamızda, hatıramızda kalmasını da istirham ediyorum. Aklımızda kalsın ki tabiatta ilahi kudretin ve Mevla-i Mütealin tecellisini görmek bakımından. Efendiler, bugüne kadar fizik ve kimya kitaplarında 3 çeşit madde sayıyorlar. 3 çeşit madde. Birisi katı cisimler. Katı, katı. Kesif, yoğun. Taş gibi, toprak gibi maddelere katı madde ismini veriyorlar. Katı. İkincisi sıvı maddeler. Sıvı. Mayiat dediğimiz sular ve emsali. Sıvı maddeler. Üçüncüsi gaz maddeler. Gaz cisimler. Gaz halinde gözlerin göremediği ve fakat eserleriyle meydanda olan gaz cisimler vardır ki bunlar da en belirgin şekli hava. Evet. Bu 3 madde için Cenab-ı Hak bazı kanunlar koymuş. Bakınız Allah aşkına dikkatinizi rica edeceğim. Ayrı ayrı kanunlar koymuş. Mesela bir tanesini alacağım. Demir dediğimiz katı cisim, demir, demir. Yer altından çıkan demir madeni, o da ayrıca bir elementtir. Element dediğimiz bir maddedir. 105 tane elementin maddenin temel maddenin bir tanesi de demirdir. Demir üzerinde Cenab-ı Hak bir kanun koymuş. Daha benzerleri de var. Bir demir güneşte ısındığı zaman sıcak havada, sıcak mevsimde demir denilen madde, demir denilen maden genişliyor. Isı, sıcaklık arttığı zaman demir genişliyor. Genişliyor, genleşiyor. Hava soğuduğu zaman ısı, demir denilen madde ısıyı kaybettiği zaman hava soğudukça, üşüdükçe demir üzülüyor, daralıyor, daralıyor, sıkışıyor. Hava ısındıkça, ısı derecesi arttıkça demir genişliyor, havanın ısısı düştükçe demir daralıyor.
telgraf tellerine dikkat ediniz. Telgraf telleri yazın gevşek dururlar. Kışın gergin dururlar. Gergin dururlar. Büzülürler böyle. İlahi bir kanun. Rabbül alemin böyle bir kanun koymuştu. Tamam. Hepsi böyle değil. Bakınız sıvı maddeler, mesela su, Allah-u Teala suya başka bir kanun koymuş. Suya başka bir kanun koymuş. Bakınız, tam tersine demir ısındığı zaman genleşiyor, genişliyor, demir soğuduğu zaman daralıyor, düzülüyor dedik ya, su bunun tersine hareket ediyor. Efendiler, bir su donduğu zaman, ısı kaybettiği zaman, donma derecesine geldiği zaman o su tam tersine düzülecek yerde genişlemeye başlıyor. Su soğudukça, su dondukça genişliyor, yayılıyor, çoğalıyor, etrafı sarıyor. Otomobilinizin radyatöründe su bulunduğu zaman, radyatör peteklerinde suyu doldurduğunuz zaman eğer unutup da sıfırın altında bilmem kaç derece soğukta bırakırsanız o radyatörün peteklerindeki su donacaktır, dondukça genişleyecektir, genişleyecektir ve arabanızın radyatörünü parçalayıp atacak. Genişliyor. Demir soğudukça büzülüyordu, su soğudukça genişliyor, etrafı tutmaya başlamıyor. Niçin? Şimdi göreceğiz. Efendiler, bir destinin içinde su donduğu zaman destiyi parçalayıp kırıyor. Genişlediği için destiyi parçalıyor. Bir banyo kazanında suyu doldurmuş olduğunuz halde eğer o banyo kazanının içindeki su kat katı donarsa banyo kazanını çatlatır atar. Çünkü su dondukça genişlemek istiyor, yayılmak istiyor. Peki, efendiler, sıvı cisimler başta gelen su hararetini kaybettikçe, ısısını kaybettikçe, donma derecesine geldikçe yoğunluğu azalıyor ve suyun altında değil üstünde kalıyor. Mesela göl, mesela nehir, mesela denizler ne oluyor? Donduğu zaman denizin üstü, nehirin üstü, gölün üstü tamamen buz ile kaplanıyor. Genişlediği için, su dondukça genişleme kabiliyeti taşıdığı için nehirin gölün üzeri adeta bir perde gibi, adeta bir kapak gibi, adeta bir duvak gibi gölün üzerini tamamen kaplıyor, örtüyor. Tam tersine demir gibi, katı maddeler gibi soğudukça daralsaydı, soğudukça sıkışsaydı, ağırlığı artsaydı, yoğunluğu artsaydı ne yapacaktı? Su genişlemeyecekti donarken, daralacaktı. Denizin dibine kadar, gölün tabanına kadar, nehirin tabanına kadar bütün su donacaktı. Suyun içinde tam zerre kadar canlı kalmayacak. Su donduğu için suyun akıntısı tamamen kesilecek. Tam tersine su dondukça buz haline geldikçe genişliyor. Tıpkı kaymak bağlayan süt leğeni gibi, hani süt leğeninin üzerinde kaymak tabata kaymak bağlar, altında bir şey yoktur. Buz da bir nehirin gölün üstünü kapak gibi, kapı gibi kapatıyor, onun altına soğuğu geçirmiyor. Suyun içinde ne kadar canlı varsa donmaktan kurtuluyor, hayatına devam ettiriyor bu sayede. Suyun altı hararetini devam ettiriyor. Genişlemesi sebebiyle eğer demir gibi su da dondukça büzülseydi, ağırlaşsaydı, nehirin dibine kadar bütün suyu donduracaktı, suyun içinde canlı kalmayacaktı, bir tane balık kalmayacaktı. Onlar hayatını devam ettirsinler diye suyu donduğu zaman genişlemeye, yayılma kabiliyeti vermiş Cenab-ı Hak. Yayılınca gölün üzeri tamamen bir perde gibi kaplanıyor, döşeniyor. Bu sefer suyun içi soğumuyor, donmuyor. Havanın soğukluğu alt tarafa geçmiyor. Oradaki balıklar, canlılar pırıl pırıl yaşamaya devam ediyorlar. Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala hayata kanun koyuyor. Şuurla, ilimle, iradeyle tabiat hadiselerini fevkalade ayarlıyor.
Efendiler, su üzerinde bir misal daha verip geçeceğim. Suyun içerisinde, deniz suyunun içerisinde biliyorsunuz balıklar var mesela. Çeşit çeşit canlılar var da bunlardan en çok balıklar var. Balık suyu içinde yaşıyor. Peki bu balık suyun içinde yaşıyor da neden boğulmuyor? Suyun içinde yaşayan balık niçin ölmüyor, niçin boğulmuyor? Suyun içine hanginiz düşseniz boğulursunuz, suyu yıkarsınız ve artık teneffüs imkanı kalmaz, boğulursunuz. Balıklar niçin boğulmuyor suyun içerisinde? Bakınız, ilahi ölçüye bakınız. Allah-u Teala'nın kainattaki kudretine bakınız kardeşlerim. Mizanla, ölçüyle, iradeyle ne güzel sistem kurmuştur Cenab-ı Hak. Suyun içerisinde o deniz suyu, kitaplar bunu izah ediyorlar tabii eserlerde. Deniz suyu saf su değildir. Saf su değil. Denizin içinde kimyevi maddeler var. Madeni tuzlar var. Tuz. Hepimizin yakinen tanıdığı tuz. Sodyum klor denilen kimya maddesi, deniz tuzları var, madeni tuzlar var, kimyevi tuzlar var. Bu tuzlar öyle ayarlanmış ki denizin içinde bu tuz miktarı, madeni mineral dediğimiz deniz tuzları, kimyevi tuzlar o kadar ölçülü ve hesaplı ayarlanmış ki balıklar suyun içerisinde muvazeneyi ancak böyle temin ediyorlar. Dengeyi böyle sağlıyorlar. Mesela siz şimdi elinize kesme şeker alsanız da, kesme şeker, çay içerken kesme şekerinizi çaya batırdığınız zaman ne oluyor? Çaya batırdığınız zaman o çay şekerin içine doğru vurmadan ilerliyor. Çay şekeri çayı emiyor, içiyor. İçiyor. Niye? Çay şekeri yoğunluğu fazla olan maddedir. Çay ise yoğunluğu, kesafeti az olan maddedir. Yoğunluğu az olan madde, yoğunluğu çok olan maddeye doğru doluyor, içiyor, boğuluyor. Emiyip gidiyor. Peki balıklar niçin bu deniz suyunu emip de boğulmuyor, mahvolmuyor? İlahi bir muvazene, bir ölçü konmuş. Kimya kitaplarında diyor ki alimler, denizin içindeki madeni tuzlar, deniz tuzları öyle güzel ayarlanmış ki balıklar bu sayede rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Eğer deniz suyunun içinde tuz miktarı binde 200'den fazlaya çıkarsa, denizin yoğunluğu artacak. Bu sefer balığın bünyesindeki suyu çay şekeri gibi emecek ve balığı kurutacaktır. Denizin yoğunluğu artacaktı. Eğer tuz miktarı binde 200'den fazla olsaydı. Öyle değil, ayarlanmış. Tam tersine denizin içindeki tuzların miktarı binde 5'ten az olsaydı, denizin yoğunluğu bütün gibi azalacaktı. Bu sefer de denge bozulacak. Balık deniz suyunun tamamını içecek. Bu sefer balık boğulacaktı. Dengeli tutmuş Cenab-ı Hak. Ayarlı, ölçülü, hayatın devamı için harika bir sistem kurmuş Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bütün bunları gördükten sonra Rabbül Alemin'in kainata hükmeden tek irade, tek yaratıcı, tek sahip, Malikü's semavati vel arz, bütün göklerin ve yerin maliki ve sahibi olarak tek Allah'a iman etmek aklın vazifesi ve aklın borcu haline geliyor. Ve bu akılla tespit edildikten sonra iman kalbe geliyor. İman kalbe geliyor, müminin kalbini istila ediyor. Artık iman müminin kalbine oturuyor, tasdik ediyor ve bütün zerrevatına, hüceyratına, bütün organizmasına, mekanizmasına iman hükmetmeye başlıyor. Şimdi misalin sırası geldi. Efendiler, Firavun demiştim ya, daha evvel de bir sefer naklettiğim bir hadiseyi bugün Şehzade Kürsüsü'nden bir kere daha nakletmek istiyorum. Ve zamanında söylenmesi,
lüzumu ve ehemmiyeti bakımından zamanımızda bu heyecanın, bu şuurun, bu iman huzurunun, iman şuurunun, iman potansiyelinin tekrar tekrar bilinmesi. Firavun biliyorsunuz korkunç bir sistemi kurmuşlar ki hani Müslümanlar bizler hayırlı bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya, Bismillahi diyerek başlıyoruz ya, Firavun idaresindeki bütün insanlar da bir şey yapmaya başlarken Bi'izzeti Firavun diye başlarlarmış. Bi'izzeti Firavun. Firavun'un şerefi namına. Öyle yetiştirmiş, öyle neslini terbiye etmiş hain. Vicdanlara baskı yapmış Firavun. İnanmayacaksınız Allah'a demiş. Tabiat yarattı diyenler gibi Allah'ın yaratma gücünü inkara zorlamış insanları. Kur'an-ı Kerim aynı haber veriyor. Sihirbazları topladığı zaman Firavun'un sihirbazları, sanatkarları, sanatçıları, hırsızları ve zincir hipnotizmacıları فَاَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ Firavun'un cambazları, sihirbazları orta yere iplerini ve sopalarını koydular. İp ve sopa koydular. وَقَالُوا Şimdi sanatlarına ve işlerine başlarken demin dediğim gibi وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Firavun'un izzeti için şimdi Musa peygamberi mağlup edeceğiz diyorlar. بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ Kelime aynen Kur'an-ı Kerim'de var. Bismillahi der gibi her meselede بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ demişler. Öyle yetiştirmiş. Öyle bunun üzerine hadise yıllar yılı böyle çökmüş tabii oraya zulüm ve baskı, korku ve endişe yerleşmiş. Fakat Hazreti Musa geldi, tevhid dinini tabii, La ilahe illallah, Allah'tan başka kimse Allah'ım diyemez. Tevhid imanı ortaya çıktı. Hazreti Musa bunu getirdi, başka bir şey getirmedi zaten. Sen kim oluyorsun? Sen bir fanisin. Hükümdar olmak bir şey değil. Sen de akşam olunca bir çöpçü gibi uyumuyor musun kafir firavun? Sen de uykuya mahkum değil misin? Sen de tuvalete çıkmaya mahkum değil misin? Sen nasıl Allah oluyorsun diyorlardı. Tuvalete çıkmaya mecbur adam nasıl ben sizi yaratıyorum diyebilir. Her akşam uyumak zorunda olan adam, gözlerinin kirpiklerine hakim olamayan adam, tırnaklarının büyümesine hakim olamayan adam nasıl Allah'ım diyebilir? Mahluktur. Mahkumdur insan. Var mı dünyada tuvalete çıkmayacak adam? 100 numaraya mağlup olmayan adam var mı? Fethi hacete mağlup olmayan kimse var mı? Kimse ilah olamaz. La ilahe illallah tevhidi geliyor. Musa Aleyhisselam bu tevhidi ortaya koyar koymaz Firavun'un sarayı çatır çatır sallattı. Tevhid imanı kardeş. Firavun'un sarayında bir hazinedar var. Yani maliye vekili. Hani maliye, her devletin bir maliyesi, bütçesi var ya, o bütçeyi maliye bakanlığı, maliye vekaleti gibi. O zaman da her devletin tabii böyle şeyi var. O esnada Firavun'un sarayında maliye nazırı, maliye bakanı makamında birisi var. Bir adam, hazinedar diyor buna kitaplar. Hazineye sahip olan, hazineyi yöneten, hazineyi tanzim eden adam. Ve bunun da yine Firavun'un sarayında bu zatın bir hanımı var. Bir hanımı var. İsmi Maşite. Maşite isminde temiz bir hanımı var. Hanım. Hanım kardeşlerime ibret olsun diye arz ediyorum. Sık sık arz etmek lazım. Maşite hanım. Maşite sultan. Kocası maliye nazırı.
ve Maşite'nin vazifesi Firavun'un sarayında Firavun'un bir kızı var, onu terbiye etmek. Onun dadılığını yapmak, onu yetiştirmek. Başka vazifesi yok. Fakat bu Hazreti Maşite gizliden gizliye Hazreti Musa'ya iman etmiş. La ilahe illallah, Musa kelimullah demiş. Bakın bile oturtmuş bir imanı. Ama gizli. Fakat hikmeti ilahiye olacak. Ve yeryüzündeki bütün Müslümanlara, müminlere ibret olsun diyecek tabii. Gün birinde elinde olmadan imanını açığa vuruyor Maşite. Açığa vuruyor. Zuhur planına geliyor. Bir gün banyoda Firavun'un kızının saçlarını tararken farkında olmadan elinden tarak düşüyor, suyun akıntısına kapılıyor. O anda tarağı almak için uzanırken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Firavun'un kızı diyor ki, yahu Maşite, babamdan, babam Firavun'dan başka bir Allah mı var ki onun ismini kullandın sen diyor. Bir izzeti Firavun diyecektin, onun ismine bu düşen maddeyi alacaktın, sen Allah diye bir şey ortaya koydun. Hel min ilahin min gayri ebi, babamdan başka Allah var mı ki bunu söyledin diyor. Artık mesele bitmiştir. Ve o müminin şafağı fecri sökmüştür. Fecri kazık gitmiş, fecri sadık başlamıştır. Evet kızım diyor, seni de, beni de, baban Firavun'u da yoktan yaratan Allah var diyor. Allah var. Allahu Rabbuna ve Rabbus semavati vel ard. Bizim semavatın ve yeryüzünün tek sahibi ve tek yaratıcısı Allah var ve o la ilahe illallah diye ifade edilir diyor. İman açığa çıkmıştır. Bakın şimdi kalbe iman oturunca hiçbir şey para ediyor mu? Kalbe oturacak iman. İman insanın gırtlağında kalırsa felaket. Ağzında dolaşır, diline bulaşırsa beş para etmez. Kalbe oturacak iman. Bütün mesele bunlar. Efendiler, derhal Firavun'un kızı hızla koşuyor. Babasına yetişiyor, diyor ki babacığım, Maşite hanım, senden başka Allah kabul ediyor, kimse duymamışken derhal Maşite'yi paramparça ediyor. Kimse duymamışken. Böyle böyle söyledi, hadiseyi anlatıyor. Maşite'yi huzuruna çekiyor kafir Firavun. Gel bakayım Maşite. Hel min ilahin gayri. Benden başka Allah var mı ki sen böyle bir şey çıkardın? Artık durabilir mi Maşite? Mukaddes kadın durabilir mi? Evet ey Firavun diyor. Seni ve bütün kainatı yoktan yaratan, bir ve benzeri olmayan Hazreti Allah var diyor. Firavun titremeye başlıyor. Kısmından, gazabından yerinde duramaz hale geliyor. Bir kadın olasın ha, bir kadınlığınla benim saltanatımı ve firavuniyetimi, benim uluhiyetimi inkar edesin ha diyor. Hazmedemiyor. Hemen emir veriyor. Maşitenin teker teker tırnaklarını sıkıyor. Teker teker tırnakları sıkılıyor. Ve fakat bilmiyor ki kafir Firavun, kalbe oturan iman, insanın, müminin bütün vücuduna yayılmıştır. Tırnak uçlarına kadar kan maddesi geldiği gibi, iman da tırnaklara kadar nüfuz etmiştir. O her tırnağını sıktıkça, her tırnağını kopardıkça, la ilahe illallah diyor. İman nüfuz etmiş çünkü. İman nüfuz etmiş. Eğer biz davamızdan endişe duyuyorsak, Müslüman korku ve endişe taşıyorsa, canım ne olur ne olmaz bugün camiye gitmeyeyim hele gibi bir korku içinde bulunuyorsa, efendim Allah belasını versin ne yapalım,
kötü zamandayız deyip susuyor ve imanın icabını, hakikatini ortaya koyamıyorsa, ondaki iman henüz kalbine vallahi oturmamıştır. Yeminle söylüyorum. Kalbe oturduğu zaman bütün azasına hükmetmesi lazım. Nasıl ki vücudun her tarafına kan dediğimiz maddeyi kalbimiz göndermiyor mu? Her kılımızın dibine kanı gönderen kalbimizdir. Her tırnağın altına kanı gönderen kalbimizdir. Eğer ellerimize, gözlerimize, kulaklarımıza, ayaklarımıza imanımız hükmetmiyorsa iman kalbe oturmamış demektir. Dikkat ediniz. Evet, tırnakları söküldüğü halde hala tevhidini, la ilahe illallah'ı devamlı söylüyor. Bu da kafi gelmiyor. Hemen maşitenin saçlarından tavana astırıyor derhal. Tavana astırıyor saçından ve durmadan kırbaç vuruyor sırtına. Bilhassa kalbine, göğsüne en hızlı, en korkunç kırbaçlarla vura vura perişan ediyor mahideyi. Müslüman kadın, mümin kadın, her kırbacın vurulduğu an la ilahe illallah, Musa Kelimullah diyor. Hiçbir şey söylemiyor başka. Ve dönmek yok, hiçbir fayda yok Firavun'a. Çaresiz kalıyor, Firavun daha şiddetli, daha korkunç bir şekilde. Firavun çok, çok korkunç ceza veren bir adam. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle ifade ediyor bunu, bakınız. O, Hazreti Musa'ya iman edenlere karşı öyle bir hışımla çıkıyor ki, kâle, Firavun diyor ki, âmentüm lehu kable en âzene leküm. Ben size müsaade etmeden önce mi Musa'ya iman ettiniz ha? Benden izin almadan, benim kontrolüme girmeden mi Musa'ya iman ettiniz? Sizi mahvedeceğim diyor Firavun. لَاُكَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Firavun'un şeyini Rabbül Alemin naklediyor. Sağ elin kolumuzla sol bacağınızı, sol kolumuzla sağ bacağınızı çaprazlama kesip sizi çarmıklara gireceğim diyor kafir. Şiddetlidir mel'un. لَاُكَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Çaprazlama vücudunuzu parça parça edecek. Şu dehşete bakın. Kur'an nasıl da haber veriyor bunları? İbret. Kur'an-ı Mübin, ya Rabbi ne müthiş bir kitap. Ne muazzam bir kitap ki her kelimesinde, her sayfasında kainata bakan bir güneş mevcut bulunuyor. Maşiteyi bu sefer avuçlarından birer çiviyle bir ağaca astırıyor. Göğsüne bir çivi, her iki elinin ortasına da bir çivi, bir ağaca astırıp bekletiyor. Kanlar akmaktadır. Günlerce ağaç ve susuz kalmıştır. Damarlarında kan son hareketlerini yapmaktadır. Rengi yaprak gibi solmuştur. Gözleri suyunu kaybetmiş çukur gibi çukurlaşmıştır. Her şeyle tükenmiş, tükenmiş, sadece la ilahe illallah diyebilecek kadar bir nabzı oynamaktadır. Her şeyini terk etmiştir. O elleriyle çivili olduğu ağaçta bile katiyen imanından vazgeçmediğini görünce Firavun, iki tane çocuğu vardır maşitenin, birisi 5 yaşında, öbürü de 6 aylık bir yavrudur. 5 yaşındaki yavruyu, çocuğunu getiriyorlar. Diyorlar ki maşite, şimdi gözünün önünde testereyle kıtlağını bu çocuğun keseceğiz. Rabbim Firavundur, benim Allah'ım Firavundur diyecek diyorlar. Ne zulüm ya Rabbi, ne dehşet ya Rabbi. Yavrusunu karşısında görünce maşite, o canını ve kanını kaybettiği kemikleşmiş dünyasında birdenbire analık şefkatiyle hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Fakat birdenbire gayreti imaniye, iman bütün vücuduna hükmediyor ve tereddütsüz yine
La ilahe illallah diyor. Çaresiz kalıyorlar. O 5 yaşındaki kız çocuğunun gırtlağını maşitenin yüzüne kadar getirip testereyle bitiyorlar boğazını derhal. Dehşet olsun etrafa. Ve maşitenin yüzünden gözünden yavrusunun kıpkırmızı masum kanları akıyor. Alem-i İslam iman davasında, iman yolunda ne sahneler var kardeşim. Ne sahneler, ne manzaralar, ne neticeler meydana gelmiştir. Sen ey Müslüman, Allah yolunda neyi kaybettin şimdiye kadar? Neyi verebildin? Hangi şeyini verebildin? Allah yolunda neyini, ne kadarını, ne zaman, nerede, nasıl verdin? Hesap vereceksin. Davamıza sahip çıkmak zorundayız. İslam'a sımsıkı sarılmaz. Günün birinde bir hadise olduğu zaman bir din hocasını, bir dini mevzuyu kapatmak ve yıkmak isteyenler zuhur ettiği zaman eğer sen korka korka cehenneme gider gibi geriye geriye dönüp evine gidersen sana mümin demeye imkan ve ihtimal yok. Eğer öyle bir anda İman-ı hakikiyle tırnaklarına kadar yeleli aslanlar gibi kükremezsen iman-ı hakikinin olmadığını ızhar etmiş olacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki imanı nasip eylesin inşallah. Efendiler, bu sefer yine dönmüyor maşite davasından. İnkar etmiyor katiyen. Allah'tan başka bir şey söylemiyor. Bunun üzerine o 6 aylık yavruyu getiriyorlar. Zaten günlerden beri görüşmemiş. Zaten göğsünde bir damla süt kalmamış yavrusuna verecek. Zaten kupkuru iskelet haline gelmiş. Elleriyle ağaca sivilenmiş. Öz yavrusunu bağrına basmaktan aciz. Mahkum edilmiş. Diğer faresini, bütün sefkatini kaybetmiş. Ona en ufak bir annelik vasfı gösterememiş. O yavruyu getirince, yanına yaklaştırınca, annesinin kokusunu alan yavru, göğsünün, memesindeki sütün kokusunu alan yavru, birdenbire annesinin bağrına sarılıyordu. Bağrına sarılıyordu. O sarılıyordu ama annesi ona sarılamıyordu. Elleriyle ağaçlara çivilenmişti. Baktı melul, müşkil baktı da yavrusunu kucaklayamamaktan ızdırabı beter yolunda harekatı. İman yolunda, İslam yolunda mücadeleye, azmi iradeye bakınız kardeşlerim. Sen ey Müslüman kadın, sen ey Müslüman insan, ne zaman davana, ne zaman imana sahip çıkacaksın? Elleriyle yavrusunu tutamamak ne büyük ıstıraf. Kendi ciğerinden kopan yavruya melul bakmak ne büyük ıstıraf. Ne korkunç bir hadise ya Rabbi. İman uğrunda her şeyini verenler Allah'a en yakın olan insanlardan başkası değil. Yavrusu paramparça kırbaç yaralarıyla paralanmış, gözleri çukurlarda kaybolmuş gibi ışıl ışıl parıldayan annesinin yüzüne müşkil bakıyor. Darmadağınık, arşın altında Allah diyen bir manzara, Allah'tan başka bir şey söylemeyen bir iskelet sallanıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bu sefer şeytan birdenbire geliyor maşitenin yanına. Şeytan hani son sureyi Kur'aniye'de yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâs. Kur'an'ın son ayeti. Müthiş ayet. Haber verildiği gibi şeytan geliyor maşiteye. Bak diyor maşite. Her şeyini kaybettin artık. 5 yaşındaki kızın testereyle kesildi, tırnakların sıkıldı, her tarafın çiviyle kakıldı. Gel artık, benim Rabbim Firavundur de,
şu kundaktaki yavrunu bari kurtar. Ne zalim kadınsın diyor. Hiç mi yavruna acımıyorsun diyor. Vesvese yüvesvisi fî sudurinnâz minel cinneti vennâz. Vesvese veriyor. Tam o esnada, o dakikada, o noktada bir hadise meydana geliyor. Bütün kainatın kulaklarını verip dinleyeceği bir hadise. Analık şefkatiyle neredeyse zahiren dilimin ucuyla Rabbim sensin diyeyim de imanımı gizleyeyim diye fırtınalar koparırcasına küçücük yüreğinde karar vermek üzereyken tamam vazgeçiyorum sen benim Rabbimsin diyeceğin noktada kundaktaki çocuk birdenbire lisana gelerek anne her şeyini terk ettin, beni de terk et, imanını terk et de diyordu. Her şeyini verdin, beni de ver, beni de terk et ama Allah'ı terk et de diyordu. Yavrudan çıkan titreşimler, kenanet tarifiyle meydana gelen müthiş sahne bütün ülkeyi sarmış ve her tarafa dehşet gelmiş. Ne hadiseydi bu ya Rabbi, ne mesaletti, Allah'ın ne kudretiydi bu. Kıyamet sabahına kadar gelecek olan müminlere ne büyük ibretiydi ki bu. Arşın altında, arzın üzerinde tevhidin kavgası yapılıyordu, İslam'ın kavgası yapılıyordu. Anne, şu ana kadar sabrettin, her şeyini terk ettin, beni de bırak. Mahşerde beraber olacağız. Anne bak, ufukta gör. Allah senin için cennette bir göz kalp etti diyordu. Bak ve gör diyordu. Ta çukurlarda kalan, sersiz, sersiz bekleyen iki gözünü ufuklara doğru dikti. Kendisi için yaratılmış cennet köşkünü gördü. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. O zaman Musa Kelimullah diyerek ruhunu sarmışta, ağaçta teslim eyler. Müminler, Müslümanlar, iman bir kalbe oturmazsa, bir kalbe oturmazsa katiyen insanı Allah'a götüremez. Kalbe oturunca zerre zerre her şeye hakim olması lazım. Ben imanı anlatıyorum. Ben din görevlisiyim. Kanunen, evet kanunen bu kürsüye çıkıp konuşmak hakkımız vardır. Diyanet Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 633 sayılı teşkilat kanunumuz vardır ki, kanun ile sabittir ki, çıkacaksınız kürsülere, Müslümanlara imanı, İslam'ı, ibadeti ve ahlakı anlatacaksınız diyorlar. Biz de kanun ile, kanuni olarak şurada vaz ediyorum. Bana kimse dokunamaz şurada. Ve bütün iman esaslarını, amentünün dalga sal dalga, Allah'a giden dalgalarını ve amentünün bayrağını elden ele, mahşer meydanına kadar götürmeye azmetmiş insanlarız biz. Efendiler, bunun üzerine Firavun daha korkunç bir şey altında, daha etrafa fazla yayılmadan hemen ağaçtan çivilerini sökerek maşiteyi indiriyorlar. Hiçbir günahı olmayan maliye nazırı makamındaki kocasını da getiriyor oraya. Kocasını da getiriyorlar. Diyorlar ki bak hanımın ve çocukların gitti. Sen de bunlar gibi şey söylemiyorsun. Sen şimdi onların namına Rabbim Firavun burada bakayım diyorlar. Bakıyor yavrusu parçalanmış, müstakları parçalanmış. Hanımı Maşite Sultan perişan bir halde onları görünce Allah sana lanet etsin kafir Firavun diyor. Ve tevhidi ortaya koyarak o da imanını aykırıyor. Hemen oracıkta bir kazan kaynatıyor Firavun, korkunç bir kazan ve Maşite'nin şehit olmuş cesedini, kocasının cesedini, yavrularının cesedini bir kazana koyup filse filse erkerek topraklara gömerek kaybediyor Firavun. Ama tabii Firavun sansarasını sürdüremiyor ve yıkılıp darmar olup gidiyor.
Müminin imanı, müminin kalbindeki imanla tasdiki bütün zulümleri yenmeye, bütün dehşetleri ortadan kaldırmaya kafi bir kudrettir. İmanı böyle telakki etmek lazım. Kardeşlerim, böylece yeryüzünde akıl yoluyla süzgeçten geçirdiğimiz tabiat olaylarından sonra hakiki imanın İslam tarihinden bir sahnesini arz ettim. Haftaya bu mevzuun daha şanlı, daha müthiş bir sahnesini arz etmek üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi cemalini, cennetini şurada toplanan müminlere asil eyle. Ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, memleketimizi, milletimizi ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından paramparça etmek isteyen bin bin çeşit düşman, düşman unsurlarını, düşman milletleri kahru feyşan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, aşk ile çığlık çığlık buyurun. Diyerek bu iman ile huzuruna kabul et.